Herkese merhabalar. Kolay pratik bir çıtır tavuk tarifi vereceğim. İçine yumurta koymadan, süt veya yoğurt eklemeden un ekleyerek çok güzel bir çıtır tavuk hazırlayacağız. Küp küp doğradığım tavuk göğüslerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Tuz ekliyorum ve bütün baharatlarımı ekliyorum. Baharatları açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Zerdeçal ekliyorum. Soğan tozu ekliyorum. Hepsinden birer çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Yeterli gelecektir. Toz sarımsak ekliyorum. Toz sarımsak ve soğan yoksa soğanı rendeleyip ekleyebilirsiniz ve sarımsağı rendeleyip ekleyebilirsiniz. Köri ve karabiber de ekledikten sonra sıvı yağını da ekliyorum. Bir fincan sıvı yağ eklemeniz yeterli olacak ve iyice harmanlıyorum. Tavuğu baharatlarla iyice birleşmesini istiyorum. Ovuşturarak karıştırıyorum. Bunu akşamdan yapıp ertesi gün yaparsanız çok daha lezzetli olacak. Zamanınız yoksa da 2-3 saat öncesinden bunu yapın. Veya hiç zamanınız yoksa hemen bu şekilde yapıp hazırlayıp kızartabilirsiniz. Ben şimdi 2 saat dinlendireceğim. 2 saat sonra diğer işlemleri göstereceğim. Tavuğu muhakkak buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenme aşamasını mutlaka buzdolabında yapıyoruz. Diğer taraftan da karışımımızı hazırlıyoruz. 1 su bardağı unun içine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Tatlı olanından ekledim. Dilerseniz açısını ekleyebilirsiniz ve bir çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Kırmızı toz biber hem renk verecektir hem de daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İsterseniz sarımsak tozu da eklenebilir bu unlu karışımın içine. Unumuzu hazırladıktan sonra hemen bir tabak daha aldım bir su bardağı suyu ekliyorum dediğim gibi yumurta yoğurt süt kullanmadığımız için farklı bir teknikle yapıyorum hem daha az masrafla da oluyor bu şekilde tavukları tekrar bir karıştırdıktan sonra önce suya buluyorum daha sonra una buluyorum yumurta sevmeyenler için bu şahane bir tarif oluyor denemenizi tavsiye ediyorum inanın hem çok lezzetli oluyor hem çok kolay oluyor hem de çıtır çıtır oluyor dışı çıtır içi yumuşacık çok da güzel pişiyor tavuğu dilediğiniz gibi büyük veya küçük de kesebilirsiniz hatta tavuk butlarını kanatlarını aynı şekilde kızartabilirsiniz aynı bu yöntemle yapabilirsiniz una iyice buluyoruz elinizle yaparsanız daha iyi olur böyle elinizde Unun içine koyduğunuzda ovuştura ovuştura yapın ki üzerine bir kaplama oluşsun ve daha da böyle daha da çıtır olur ve daha da e, tavuklarınız e, iri iri görünür. Önce görüntüde gördüğünüz gibi suya batırıyorum. Daha sonra una iyice buluyorum ve tabağıma alıyorum. Yağımı önceden ocağa aldım. Bol yağda kızartacağız. E, altını kıstım. Kısık ateşte yağımız önce iyice ısındı. Daha sonra altına açtım. Harlı bir ateşe yakın bir ateşte kızartıyoruz. Kısık ateşte kızartmıyoruz kesinlikle. Tavukları hepsini hazırladıktan sonra içine aktarıyorum. Büyük bir tava kullanırsanız daha bir kere de hepsini kızartabilirsiniz. Tabağa sığdığı kadar sığdırın arkadaşlar birbirine yapışmıyor kesinlikle bir şey olmuyor ee, bol bol koyun bir tarafı pişince hemen diğer tarafını çeviriyorum çok hızlı pişiyor çok da kolay pişiyor. buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi pişen tavukları çıkarıyorum ve yenisini aktarıyorum içine. Görüntüde gördüğünüz gibi yağımız kesinlikle yanmadı çünkü önce kısık ateşte ısıttığımız için yağımız yanmadı daha sonra altını harlı ateşe aldım ve bu şekilde bütün tavuklarımı pişiriyorum ve kesinlikle yanma koku oluşumu olmuyor hiçbir şey olmuyor dikkatli kızartırsanız çok da lezzetli oluyor birden bire harlı ateşe attığınız zaman hem yağ kokar hem de tavuklarınız yanar içinde un da olduğu için un yanar ve koku oluşur e, dikkatli pişirirseniz çok güzel olur bütün tavuklarımı bu şekilde kızarttım dilediğiniz sosu yanına yapabilirsiniz ketçap mayonez koydum dışı çıtır çıtır içi de çok lezzetli hem de çok kolay çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif verdim ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı bitmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.